Merhabalar, ben Yeni Yetme ve Yetkinler Şube Diagnostika Müdürü Özge Nur. Bugün sizlerle yeme bozuklukları hakkında konuşmak istiyorum. Yeme bozuklukları, anoreksiye nevroza, bulimiye nevroza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların tanı grubudur. Anoreksiye nevroza en temelinde kendini her zaman kilolu görmek ve sürekli kilo verme eğiliminde bulunmak olarak adlandırılabilir. Anoreksiye nevrozadan eziyet çeken insanlar kendi beden indeksleri ne kadar normal olsa bile kendilerini aynada baktıkları zaman her zaman kilolu görebilirler ve daha çok kilo vermek için aşırı diyetler yapabilirler, egzersizler, ağır egzersizler yapabilirler ve sürekli artık bedenlerindeki o yanlış algıya doğru yönelebilirler. Genel anlamda anoreksiye nevrozadan eziyet çeken insanlar bunu hastalık olarak kabul etmezler. Bedenlerindeki kilo kaybı ne kadar fazla olursa, yani ne kadar çok zayıf olursam o kadar toplum içerisinde kabul görürüm, o kadar saygı duyulurum gibi yanlış bir algıya sahip olurlar. Ne kadar fiziksel belirtileri ön planda olsa da anoreksiye nevroza veya diğer yeme bozuklukları temelinde ruhsal bir hastalıktır ve bunun sebepleri mutlaka araştırılmalıdır. Bu süreç içerisinde aileyle birlikte çalışmak da çok önemlidir. Anoreksiye nevroza erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir. Bunlardan bir sebebi ise toplumumuzdaki yanlış algıdan kaynaklanıyor. Günümüzde popüler olan bazı meslek dalları var. Bunlar mankenlik olsun, oyunculuk olsun. Bunlarda bir kadar bedenin formasına, figuruna, çekisine çok fazla önem verildiği için ergenlerde özellikle bu meslek dallarına özendikleri zaman kendileri de aynı kiloda olmak istiyorlar ya da beğenmedikleri herhangi bir taraflarını değiştirmek istiyorlar. Daha zayıf olmalıyım da daha tanınır olmalıyım. Daha zayıf olmalıyım, daha saygı görmeliyim. Daha zayıf olmalıyım da daha çok etraf taraftan sevilmeyim gibi yanlış algılar olabiliyor. Ne kadar ruhsal bir bozukluk oluyor desek de fiziksel anlamda bazı bozukluklar meydana gelebiliyor. Aşırı kas kaybı, vitamin çatışmazlıkları, kalp ritim hastalıkları gibi fiziksel problemlerle de rastlaşabiliyoruz anoreksiye nevrozada. Bulimiye nevroza anoreksiyadan farklı olarak aslında gene aynı korkuları içerir. Aşırı kilo alacağım ve bedenimde bazı istemediğim değişiklikler meydana çıkacak gibi. Ama tek fark odaki aşırı tıkanırcasına yeme atakları yaşayıp daha sonrasında aldığı kalorileri kısarak geri verme eğiliminde olurlar bulimiye nevrozadan eziyet çeken insanlar. Anoreksiyadan farklı bir farkı vardır ki anorektik insanlar ne kadar beden yapıları çok zayıf, kas sistemleri çok zayıf olsa da bulimik insanlar biraz daha toplu olarak, biraz daha kiloları normal olarak görünebilirler. Bulimiye nevrozada da bazı fizyolojik problemler kendini göstermeye başlar. Aşırı kusmadan kaynaklı parmakta deformasyonlar, dişlerin arka taraflarındaki minenin yıpranması, artık mide ağrıları, mide bağırsak problemleri, aşırı kusmadan kaynaklı mide kapakçıklarında bazı yaralanmalar ya da yemek borusunda bazı yaralanmalar gibi sebepler bulimiye nevrozanın fizyolojik problemlerindendir. Yeme bozuklukların bir diğeri ise tıkanırcasına yeme bozukluğudur. Tıkanırcasına yeme bozukluğunda insanlar bir anda normal koşullarda yiyebileceğin çok daha fazlası yemek veya gıda tüketerek daha sonrasında bunun yediğinden dolayı aşırı derecede pişmanlık duyma ve günahkarlık hissetme durumu olarak adlandırılmaktadır. Anoreksiye nevrozu olsun, bulimiye nevrozu olsun, tıkanırcasına yeme bozukluğu olsun, her biri ağır ruhsal problemler sonrasında yaranan problemler olabilirler. Mutlaka bunun sebepleri araştırılmalı ve uzman tarafından yardım alınmalıdır. Ne kadar anoreksiye nevrozundan eziyet çeken insanlar bunları kabul etmeseler de artık bedensel algılarında, bedensel görünüşlerinde değişiklikler olduğu için biz aileler olarak bunlara dikkat etmeli, manevi anlamda desteğimizi her zaman vermeliyiz. Yeme bozukluklarından eziyet çeken insanlar mutlaka profesyonel destek almalıdırlar.